ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Bir Uzmana Soralım programımızda bugün ortodontik tedavi sürecinden bahsedeceğiz. Ortodonti Uzmanı Cengiz Yolalan programımızın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle ortodonti nedir? Ortodonti, dişlerin diş kavisleri üzerindeki çapraşıklığını ve birbirleriyle olan ilişkilerini, çeneleriyle olan ilişkilerini ele alan bir ilim. Bunların teşhisini çeşitli vasıtalarla yaptıktan sonra röntgenlerle, modellerle ve hastanın kendisiyle uygun tedavi yöntemi belirlendikten sonra yaklaşık olarak 1-1,5 yıl gibi bir süreç içerisinde onları uygun yerine aldıktan sonra tedavi sona erdiriliyor. Amaç elde edilen durumun tekrar eski haline gelmemesi için retansiyon dediğimiz pekiştirme tedavisinin de hastaya yapılan aygıtlarla sürdürülmesi. Tabii ki uzun süreçli bir tedavi yöntemi. Hastalarımızın sıkılmaması, bizim söylediğimiz kurallara uyması çok önemli. Peki ortodontik problemler neden oluşuyor ve nasıl tedavi edilmeli? Ortodontik problemler ailesel nedenlerle olabildiği genetik nedenlerle olabildiği gibi Bize gelinceye kadar yapılmış olan diş hekimliği hizmetlerinin eksikliği, örneğin çürüğü olan bir çocuğun çürüğünün zamanında tedavi edilmemesi, çekildiyse yerine bir yer tutucunun yapılmaması gibi nedenlerle olur. Ortodontik tedavide amaç ana dişlerin korunarak ideal bir oklüzyon düzeninin ve güzel bir gülüşün sağlanması ve iyi bir yemek yeme alışkanlığının da sürdürülebilir. Evet, yani ortodontik problemler yalnızca estetik kaygı taşımıyor. İleride oluşabilecek problemlerin de esasen önüne geçiyor. Tabii. Diş eti çekilmesi, konuşma bozukluğu tabii gibi. Tabii. Peki ne kadar gerekli? Yani ortodontik tedaviye ihtiyacım olduğunu nasıl anlayabilir? Ortodontik tedavi genelde hasta çok büyük rahatsızlıklar duyduğunu, ki genelde bizim belisiyle beraber geliyor hastalarımız. 11-12 yaşından önce ben ortodontik tedaviye başlamıyorum. Süt dişlerinin değişmesini veya da 1-2 tane süt dişinin kaldığı döneme kadar beklemelerini söylüyorum. Hı-hı. Ama tabii ki iskeletsel bir durum yok ise. Yaş sınırı var öyleyse. Tabii. İskeletsel bir durum varsa, örneğin alt çenenin ileride olması gibi veya da üst çeneyle ilgili bir problem olduğu zaman velilerine söylüyoruz. Gereken araştırmalarımızı yapıyoruz. Bunların en önemlisi de panoramik ve sefalometrik röntgen dediğimiz konular. Onları uygun bürolarda röntgenlerini çektirip üzerinde ölçümler yapıp bir de tabii ki annesinin babasının varsa yanında kardeşlerinin de diş yapılarına bakıp hani bir bilgi edindikten sonra nasıl bir tedavi yapılması gerektiği konusunda karar veriyoruz. Uygun bir tedavi yöntemi de derken hem yaşına uygun olacak hem de kullanılabilir olacak. Bazı vakalar her tedaviyi kullanmak istemiyor da tabii ki. Önceden metal diş telleri kullanılıyordu. Şimdi artık birçok çeşidi var değil mi diş tellerinin de? Metal diş telleri genelde en fazla uyguladığımız yöntem. Çünkü dişe uzayın üç yönünde de hareket vermemize yardımcı olabiliyor. Öyleyse farklılık gösteriyor. Diğer tabii diş telleriyle aynı etkiyi vermiyor. Tabii. Siz metal diş teli ben metal diş telini, metal diş teli derken onun şeffaf olanı da yapılmışları var. Aynı etkiyi gösterebiliyor veya da aynı sonucu almamıza yardımcı oluyor. Son dönemde sadece estetik plaklarla yapılan tedaviler var. Ben onların hani çok çok başarılı olabileceğine inanmıyorum. Çünkü hani bizim mekanik yöntemlerle dişlerin üstüne braket takaraktan kuvvet verdiğimiz şekliyle bile istenen sonuçlara tam birebir ulaşılmıyor. Onunla nasıl ulaşılır ben onu daha henüz bilmiyorum. Çünkü yeni bir tedavi yöntemi ama zaman gelecek. Belki onun da çok çok yararlı olduğu ortaya çıkacak. Çünkü ortodontik tedavi yaklaşık olarak 100 yıldan beri uygulanabilen bir tedavi. Braketler fabrikasyon olarak çok güzel bir şekilde hazırlanıyor ve arkasında yapıştırılabilir bir şekilde dişin üstüne direkt olarak yapıştırıyor. Biz buna direct bonding diyoruz. Hiçbir şekilde hastanın çevre dişlerinde veya diş etlerinde aşırı bir rahatsızlık olmuyor.
Ben kendim de bir ortodontik tedavi hastası olarak öyle konuşuyorum. Ben yaklaşık olarak 25 yıl kadar öncesi bir ortodontik tedavi uygulanmıştı. Her dişime birer bant yapılmıştı. O bantlar hakikaten çok rahatsızlık veriyor. Dişleri geriyor. Konuşmayı etkiliyor mu? Etkiliyor tabii. Sonra temizliği gerçekten zor oluyor. Evet, ağız hijyeni mesela nasıl sağlanmalı diş telleri varken? Diş telleri varken şöyle, yani hep biz hani diş telleri olmayan hastalara bile, kişilere bile önerimiz günde en azından iki kere dişlerinin fırçalanması. Yani tel takmasa ekstra bile. Ekstra bir işlem gerekiyor mu? Diş ipi? Diş ipi kullanması zor biraz zaten. Zor. Dikey fırçalar var. Dik olarak kullanılan braketlerin arasına rahatlıkla girebilmesi için dikey fırçaların kullanılmasını önerebiliyoruz. Ama eğer hasta kendi normal fırçasıyla her şeyi düzgün bir şekilde yapabiliyorsa ekstra bir şeye gerek yok. Diş teli tedavisi kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz? Şimdi diş tedavisi uygulanmakta esas iş hastanın buna istekli olması ve gerçekten tabii ki anomalisinin olması, hani çarpıklığın olması. Bunu istedikten sonra ve yapabileceğini söyledikten sonra herkese uygulanabilir. Hani yaş sınırı bence ben hani 10-11 yaşından önce hiç kimseye ortodontik tedaviye başlamadım. Ama 40 yaşlarında da hastamın olduğunu söyleyebilirim. Diş teli esnasında ve sonrasında kullandığımız apareyler var değil mi? Apareyler ne işe yarıyor ya da ne kadar süre kullanmalı diş teli tedavisi bittikten Şimdi sonra? Şimdi diş tedavisi bittikten sonra işte başlangıçta da söylediğim retansiyon, pekiştirme durumunun olması için hastanın en az bir yıl o yaptığımız pekiştirme aygıtlarını kullanması. Pekiştirme aygıtları da eskiden plak şeklinde hazırlıyorduk. Şimdi onlar da şeffaf plaklardan hazırlıyoruz. SX plakları diyoruz. Hastamızın son anda almış olduğumuz ölçüsüne göre makinede hazırlanılıyor ve üstüne dişlerine rahatsızlık vermeyecek şekilde uyumlanılıyor ve bunun bu şekilde kullanılması isteniyor. Ama dediğim gibi yani en az bir yıl falan kullanılması lazım. Bir sene. Çünkü dişler ve teller söküldüğü zaman kemik üzerinde sanki hareket ediyormuş gibi hissediliyor. Evet, çok merak edilen sorulardan biri de diş tellerim çıktıktan sonra dişlerim yine eski halini alır mı? Olabilir. Riskleri var mı? Tabii olabilir. Tedavini. Çünkü eğer düzgün kullanılmazsa geri dönme riski var. Geri dönme riski var. Diş yapısına ve durumuna göre değişiklik gösterebiliyor diş tellerin dişlerde kalma süresi. Tabii. Çok kötü birini düşünürsek, kötü diş yapısına sahip birinin ne kadar sürede düzelebilir? En uzun ne kadar sürüyor? Bazı ileri pozisyonlarda ameliyat olması gerekebilen vakalar bile var. Onlara zaten hani mekanik ortodontik tedaviyle yardımcı olmak çok zor. Yani hatta mümkün bile değil. Hani onu zaten çene hasta ilk geldiğinde çenesinde bozukluk var mı yoksa dişlerinde mi bozukluk olduğunu inceliyoruz ve işte röntgen kontrolünde hastadan yaptığımız ağız içi muayenelerde veyahut da ırsi bir durum olup olmadığını ailesiyle ilgili konuşmalarımızda saptadığımızda ona göre zaten karar veriyoruz. Eğer bir operasyon gerekiyorsa sadece ortodonti de yetmiyor. O zaman bir çene cerrahının veyahut da bir plastik cerrahın yardımını almamız gerekiyor. Daha onu o ilk konuşmamızda hastaya beyan ediyoruz. Diyoruz ki sizin diş yapınız sadece tel takmakla düzelemez. Hani ortodontik tedaviyle düzelemez. Sizi diyoruz belli bir aşamadan sonra bir operasyon uygulamamız gerekecek. Operasyonu yapacak olan hekimle de o günlerde mutlaka bir şekilde görüşmesini istiyoruz. Elimizde hastanın ağzından aldığımız ölçüleri ve röntgenleri, üzerinde röntgenlerin çizimler yapılıyor işte neyi ne kadar düzeltebilirim diye. Bunu plastik cerrah arkadaşın tekrar bir görmesini istiyoruz, uzman arkadaşın. Ondan sonra kararımızı veriyoruz. Her ikimiz de okey dedikten sonra zaten hani hasta kararını vermiş durumda. Tedavisine başlıyoruz. Başlanıyor. Ama tabii ki ortodontik cerrahi denilen işlemler çok fazla uygulanan tedaviler değil. Hani işin ucunda bir cerrahi işlem olduğu için cerrahi işlemlerden genelde çekiniliyor tabii ki doğal olarak. Ama bu vakalar var. Diğerleri ise yani ortodontik cerrahi operasyona ihtiyaç olmayanlarda ise mekanik ortodontik tedavimiz yaklaşık olarak
1,5-2 yıl kadar sürüyor. 2 sene sürüyor. Sürüyor yani 2 seneden aşağıya sürmüyor. Hatta çarpıklık biraz daha çoksa diş çekimi gerekiyorsa diş çekimleri yaptırılıyor. Diş çekimleri yaptırıldıktan sonra elde edilen boşlukların kapatılması ve diş ilişkilerinin sağlanabilmesi için, oklüzyon ilişkilerinin sağlanabilmesi için yaklaşık olarak 2 yıl uğraşılması diş gerekiyor. Diş teli tedavisine başlamadan önce rahatsızlık versin ya da vermesin, 20'lik dişlerin tamamının çekilmesi gerekli değil mi? Miyaj dişlerinin çekilmesini sonucunda istemek bence çok çok daha doğru. Ama çok aşırı çarpık olan dişlerde eğer 20 yaş dişlerinin de baskı yaptığı söz konusuysa tabii ki onların da başında çekilmesi gerekebilir. Peki acı veren bir işlem midir ortodontik tedavi? Ortodontik tedavi doğal olarak bir sıkıntıya giriyorsunuz. Dişlerinizin üstüne bıraket yapıştırılıyor. Teller takılıyor ve teller takıldıktan sonra hele özellikle çekim yapılmış bir vakaysa o aralıkların kapatılması için dişlere karşılıklı olarak kuvvetler veriliyor. Hı hı. Kuvvetler tabi her halükarda biraz rahatsızlık veriyor. İlk bir hafta, iki hafta gibi bir zaman sürecinde hastalar yemek yerken, diş fırçalarken veya durduk yere bazı sıkıntılar hissedebilir. Çünkü dişler çene kemiği içerisinde sinirleri var, yer değiştiriyor. Tabii ki bu yer değiştirme esnasında bazı sıkıntılar olabiliyor. Nelere dikkat etmek gerekir tedavi sırasında ve sonrasında? Tedavi sırasında yemek yerken çok aşırı sert şeylerden kaçınmak, özellikle çekirdeği olan gıdalardan, zeytinden, erikten, hele özellikle bunlardan çok kendisini koruması gerekir. Ve de en önemli konu bence diş fırçalamak. Diş fırçalamak çok sert olmamak koşuluyla düzenli olarak günde en azından 2 kere dişlerin fırçalanması çok çok önemli. Diş fırçalanmasının yetmediği bir durumda ağız gargarasından yararlanılabilir. Bu tuzlu su dahi olabilir. Yani illaki bir medikal alınması gerekmeyebilir. Tuzlu suyla dahi fırçalasa bence yeterli. Önemli olan diş etlerinin sağlığının korunması. Uygulanacak olan tekniğe göre süresi değişiyor demiştik. Peki son olarak maliyeti de değişiyor mu? Pahalı bir işlem mi ortodontik? Ortodontik tedavi şöyle söyleyeyim. Maliyetli olduğu hep söylenir. Fakat diş hekiminin diğer dallarıyla baktığında hiç de pahalı bir yöntem değil. Çünkü uzun süreli bir işlem. Protez değil, ortodonti niye? Çünkü kendi dişlerini koruyorsun ve onlarla sonuca eriyorsun. Dolgu yaptırdığın zaman dişin belli bir kısmı yabancı bir maddeyle doluyor. Protez yaptırırsan dişin kesiliyor. Efendim senin eksik dişler eskiden klasik köprüler yapılırdı. Fakat şimdi implant yapılıyor. Fakat implantlar böyle çok da ucuz uygulamalar değil. Evet. Hani ortodontik tedavi bence en ideali. Uzun süreli ama kalıcı. Ha, ama en ideali. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programa ederim. Katkılarınızdan ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir Uzmana Soralım programımızda bu hafta ortodontik tedavi sürecinden bahsettik. Ortodonti uzmanı Cengiz Yolalan programımızın konuydu. Kaçıran değerli izleyicilerimiz Büyükşehir Belediyesi YouTube sayfamızdan da bizleri takip edebilirler. Haftaya bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.